Şameli'ye bir gelseniz, sonra bir daha, sonra bir daha, bir daha. İnanın, Çameli o muhteşem doğası, şırıl şırıl akan suları ve seyrine doyum olmaz manzarasıyla her defasında kendine hayran bırakır sizi. Doğanın temizliğini, tazeliğini, toprağın o has kokusunu ve bozulmamış kültürümüzün özünü yudum yudum çekersiniz yüreğinize. Çameli'nin o dillere destan güzelliklerine Çameli Dağcılık Kulübü üyeleriyle birlikte şahitlik edeceğiz bugün. Sabah erken saatlerde Tuzla Belinde toplanıyoruz. Kırkmuar, Akkavak, Sedir Ormanları yürüyüşümüz için. Ve türlü özelliklere haiz olmasına rağmen Çameli'yi hayran hayran seyreden Fethiye'ye sadece 40 kilometre uzaklıktayız. Kırkmuar Şelalesi'nde adeta sessizliğe bürünür hayat ve zaman ve suların zümrüt rengine boyanır cihan. Yürüyoruz hep birlikte adeta sonsuzluğa doğru. Bu mutlu, gizemli yolculuk çok da uzun sürmüyor aslında. Bir anda kendimizi Akkavak ve Akdağ'ın eteklerinde buluyoruz. Bu arada bizim Çameli'nin güzelliklerine yaptığımız şahitliği Pamukkale TV kameraları da saniye saniye kayıtlarına geçiyor. Önceleri taşlı ve engebeli araziye düşse de yolumuz, bembeyaz karlarla kaplı yamaçlar bizim olmayı bekliyor. Bekletmemek gerekti elbette. Bekletmiyoruz, ancak kolay da değildi. Engebesi bol, uçurumu çok olan bu bölgede yürümek. En küçük bir dikkatsizlik sağlığımızı zor durumda bırakabilirdi. Ama hedefimizde ve aklımızda Akdağ'ın zirvesi var olunca ve oraya ulaşınca yaşanan zorluklar, sıkıntılar geçecekti hemen. Çameli Dağcılık ve Spor Kulübü ile beraber bugün Çameli'de Akkavak ormanlarına doğru bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşte tabii ki bizle beraber yürüyen, hemen sizi tanıyalım. Ben Çameli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Selam Uysal. Mehmet Bey, yani bu güzel yürüyüşte eşlik ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bu rota hakkında isterseniz bir kısa bilgi vereyim. Fethiye, Kırkpınar mevki, Kırkmar şelalesinin olduğu yerden yani 40 kilometre uzaklıkta olan bir noktadan buraya 3,5 kilometre yürüyerek geldik. Biraz yani, karlı. Karlı ve hakikaten 2 metreye yakın kar var bazı yerlerde. Yer yer 2 metreye kar varan kar var. Muhteşem Çal Dağı ve muhteşem Akdağı manzarası eşliğinde burayı Akdağ'ın etekler oluyor tabii ki. Evet, bu eşliğinde bir yürüyüş yaptık. Yani 3,5 kilometre çok kısa bir mesafe. Yani buraya Akdağ'a açılan ulaşmak, Akdağ manzarasını görmek isteyenler için en kısa rota burası. Şu an rakım kaçtır Selam? 1750. Evet. Aslında Akdağ'ın zirvesi 2250. Evet. Bir yaz aylarında buraya bir zirve yapmıştık. İlerleyen günlerde bir kar zirvesi yapabiliriz Mehmet Bey kamplı olarak. Tüm evet. Dağcılarımızı da bekliyoruz. Hakikaten şu Akdağ muhteşem bir yer. Arkasında Göktepe var, arkasında Karkın Yaylası, evet. Akdağ var. Yani bir silsile devam ediyor. Yani 2500'e kadar aşağı yukarı çıkan zirveler var. Ama hakikaten muhteşem, muhteşem. Yani. Akkavaklardan biraz bahsedelim. Şimdi arkamızda akkavakları görüyorum ben. Akkavaklarla ilgili biraz bize de bilgi verirseniz. Tabii ki. Akkavak ormanı bu Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Marmara bölgesinde nadir görülen bir ağaç. Türkiye'de nadir aslında, fazla değil. Yani Karadeniz'de var ama yani ormanların arasında seyrek bir şekilde olduğunu şey yapmıştık, ormancı arkadaşlarımızdan öğrenmiştik. Burada ormanlık şeklinde, o sık ormanlık şeklinde. Burada özellikle sonbahar ayında inanılmaz güzel
renklere sahip. Mehmet Bey siz de bunu beraber evet onu beraber yapmıştık. Bunu yaşadık. Yani tüm dağcıları, tüm doğa sporcularını, tüm böyle doğa severleri bekliyoruz. Yani Çameli sadece burayla sınır değil sevgili izleyenler. Çameli'de görünmesi gereken çok yerler var. Bunları siz hemen söylerseniz. Evet. Gelebilir dağcı yürüyüşçü arkadaşlarımız. Rotalar var mı? Evet. Rotalar varsa nerelerden? Çameli Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu bir doğa rota, antik ve doğa rotaları çalışması vardı. Proje bitti. Evet. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle bitti. 60 tane rotamız var. Güney Kıbrıs transit rotaları antik rotalar tamamıyla. Bir de Batı Kıbrıs rotaları olmak üzere, doğa rotaları olmak üzere iki tane iki bölgeden transit rota Çameli'de birleşiyor. Buradan Kıbrıs'a gidiliyor. Kıbrıs bölgesi demek. Yani bu bölge Kıbrıs ile birlikte Çameli bölgesi Kıbrıs olarak anılıyormuş daha önce. Bunu tarihçilerimiz çok iyi biliyor. Biz de onlardan öğrenmiştik. Ondan dolayı da bu şekilde Kıbrıs trekking rotaları dedik ve eski kervan yolları. Yani binlerce yıllık kervan yollarını, evet kervan yollarını, ticaret yollarını kullandık. Göcek'ten çıkılıp, Fethiye'den çıkılıp çok rahat bir şekilde yürünebilecek bir şey uzunlukta. 60 gün yürünebilir kamplı olarak. Ve her kamp yerimizde... Sezon boyunca 60 gün. Tabii yani 60 tane rotamız var ya. Bir rota 10-15 kilometre uzunluğunda genelde. Ona göre ayarladık çünkü. Ve kamp kuracak şekilde. Yani bir rota bittiğinde bir kamp noktası. Bir rota bittiğinde bir kamp noktası. Yani bu şekilde bir... Yani burada bir zenginlik de diyebiliriz değil mi? Çok muhteşem bir zenginlik. Çok yani gerçekten... Rota kolay kolay bulunmuyor. Yani inanılmaz. Yani 60'tan daha fazlaydı aslında süre yetseydi biz bunu 100'de yapacaktık. Ha, inanın bitmiyor Çamel'in güzellikleri. Belki zamanla... Yapılacak. Kaymakam Bey'imizle görüştük. Yani bunu hakikaten daha da ilerletmeyi düşünüyor. Pamukkale'ye efendime söyleyeyim Likya yoluna ve Karya yoluna bağlamayı düşünüyor. O konuda çok güzel fikirleri var. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri hep beraber göreceğiz inşallah. Evet. Yani çok yani inanın yani şu bölgede dağcılık adına hakikaten muhteşem zirveler var. Muhteşem. Manzara güzel. Yani doyulmaz ya. Yani şurada yani çok rahat da kar da gördüğünüz gibi fazla batmıyor. Evet. Yani bir yarım metre falan en fazla 30 santim biraz batıyor. Biraz zorlanıyoruz ama. Zorlanıyoruz ama yani bir dağcılar profesyonel yaptıkları için onlar çok rahat zirve yapılır. Çok yaparlar yani. Evet. Hiç onda şey olmasın. Karkın Yaylası'nda inanın bir karış batmıyor. İki yani bir evlerin çatısı görüyordu. Karkın karşenlikleri olmuştu. Yani evet yani burada şey dağ kayanın da yapılacağını gördük. Hı-hı. Kayak merkezi Fethiye için özellikle Fethiye için çok güzel. 40 kilometre. 40 kilometre süre bir kayak tesisi yapılmış olsa muhteşem. Yani yani kış turizmi maalesef Türkiye'de ölü. Yamaç bölgesi zaten var. Ya var yani kış turizmini canlandırmak için gerçekten burada muhteşem bir kayak merkezi yapılabilir. Hı-hı. Ya bunu yapacak olan kim? Fethiye. Fethiye yapması gerekiyor. Yani 80 kilometre seki çok uzak ve gerçi ulaşım çok kolay. Asfalttan hemen 2 dakikada ulaşılıyor. Çamlı'yı da yakın. Çamlı'yı beraber ortaklaşıyor. Tabii o yapılması gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Fethiye ile birlikte yapılması gerekiyor. Aslında Çamlı'da keşfetmesi gereken çok güzel yerler var. Biz bunları zaman zaman Selami Bey ile beraber görmeye çalışıyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda farklı bir yürüyüşte tekrar İnşallah yine bekleriz. Ortamıyla karşı karşıya geliriz. Herkesi bekliyoruz. Yani ama kar rotasında özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani her ekipman önemli. Yani ayak ıslanıyor, ayakkabıya kar kaçıyor. Ekipman tozluktur ne bileyim. Yani o tür şeylere yaptıktan aldıktan sonra hiç de zor değil. Yani içimizde amatör arkadaşlar da var. Yani ilk defa yeni katılan arkadaşlarımız da var. Yani hiç zorlanmadan bu noktaya geliyorsak yani daha ne olsun yani. Öyle diyeyim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Mehmet Bey. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Bu arada karda çok derin. Battınız. Emel Ercan ben. Nasıl buldunuz? Rota nasıl? Zor muydu? Karlı kısımları biraz zordu çünkü battık. İşte kayma riski olan yerler vardı ama çok güzel. Görsellik açısından çok güzel. Görsellikte fotoğraf çekebiliriz peki. Tabii ki bol bol fotoğraf Süper. Çektim. Sevindim. Bir dahaki sefere tekrar başka bir yürüyüşte karşılaşmak dileğiyle. İsmim Yusuf Doğru. Vallahi öncelikle zor ama bir o kadar da zevkli. Zorlandığınız nokta neresi oldu mesela? Birkaç tane kayma tehlikesi atlattık birkaç yerde. Biraz zorlandık ama... Ekipman eksikliğinden mi yoksa? Ekipman eksikliğinden kaynaklandı biraz. Zaten biz amatörüz. Benim bu üçüncü
yürüyüşüm. Boğa yürüyüşünüz. Yürüyüşüm bu ekiple. Buraya ilk defa geliyorum. Arkamızda gördüğümüz Karanfil Yaylası'na geldim. Buraya ilk defa geliyorum. Güzel ya, zevkli yani. Herkese tavsiye ediyorum. Yakın zamanda geldim. Biz gittiğimiz 2 hafta önce gittik, vardı. Önce vardı. 30 santime kadar vardı. Kara alışkınsınız yine, sorun yapmamışsınızdır. Tabii yani. Biraz alış. Burası ona göre biraz daha kolay. Güzel ya, herkese tavsiye ederim bir yani. Yılmaz İlbay, Çamalı esnaflarından. Çamalı Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Gerçekten muhteşem bir manzara, muhteşem bir kar. Zirvede gördüm ama. Valla ben hep zirvelere meraklıyımdır. O yüzden zirvelerden gözetim. O yüzden sürekli zirvelere çıkmak için çaba gösteriyorum. Hiç de zorlanmadım. Tepede zirveden Akdeniz Fethiye'yi gördüm. Şuradan Bozdağ denizi görebiliriz mi? Deniz göründü. Fotoğrafını da çektim. İnşallah görünür. İnşallah. Onda Türk bayrağımızla beraber fotoğraf da çektim. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Şimdi muhteşem bir manzara. Size yoruldunuz diye soramıyorum çünkü siz bizden daha fazla yol. Yok hiç hala aynı şeyle devam edebilirim. Sıkıntı yok yani. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Hemen yanımızdaki yeni başımızda siz tanıyalım. Ben Yavuz Çağdaş, Çamalı Kaymakamlığı çalışanlardan. Selam Beygiller'le beraber Çamalı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ni kurduk. Evet.
Amacımız Çamlı'mızdaki böyle güzellikleri, şeyleri tüm Türkiye'ye duyurup tüm doğa severleri, doğa spor tutkunlarını Çamlı'ya çekebilmek, onlara buraları gösterebilmek. İşte bu amaçla da değişik rotalarda, değişik zamanlarda yürüyüşler yapıyoruz. 60 rota var. 60 rota, Selam Bey'imizin de dediği gibi 60 rota var. İşte 5-10 tanesini daha hani karlı olanları tercih ettik. Kış mevsimi itibariyle onları tercih ettik. Yürümeye devam edeceğiz. Her hafta hava şartlarda imkanlar el verdiği sürece yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Buraya ilk gidişiniz mi yoksa? Ben evet, her rotada ilk gidişim. Bu rotaların belirlenme aşamasında ben yoktum. Selam Bey vardı. Ancak ilk rotaya gittiğimde büyülendim zaten. Büyülendikten sonra dedim tamam, ben bu işi yapacağım. Zaten ekipmanlar da hazırdı bizde. Hazırdı. Biraz tam değil de kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Selam Bey'in de söylediği gibi hani şey dedi, kimisi amatör dedi. Zaten kulübün tüm üyeleri amatör, profesyonelimiz yok içinde. Yani bir şekilde Çamlı'yı tanıtmaya katkımız olursa ne mutlu bize diyelim. Valla daha gezilecek, görülecek Çamlı'da daha çok güzel yerler var. Evet. Buralar bizim sadece söylenen kısımları, bizim görebildiğimiz kısımlar. Tabii ki bunları zaman zaman ekran karşısına çıkartıp sizlerle beraber de bu rotalarda yürümeyi tabii. Biz de isteriz. Çok çok teşekkür ederiz sizler de. Ben bize de destek oldunuz. Bu yürüyüşte yanımızda bulundunuz. Teşekkürler. Yıllanmış sedir ağaçlarının ve doğal güzelliklerinin içerisinde yavaş yavaş ve güçlükle yol alırken zirveye yaklaştığımızı anlıyorduk. Ve sonunda zirveye çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Selamlar sana olsun başı dumanlı Akdağ. Selamlar sana olsun Çameli. Selamlar sana olsun Denizli. Yanımızda getirdiğimiz aperatifleri yükseklerde atıştırmaya başlıyoruz. Enerjimizi tekrar topladıktan sonra tam 2 saat sürüyor Akdağ ve Akkabağ'ın o büyüleyici manzarasını hayranlıkla izlemek. 1800'lü rakımlara ulaşıldığındaysa Çameli Dağcılık Kulübü üyeleri yaşadıkları güzellikleri ve hayranlıklarını Pamukkale TV mikrofonlarıyla paylaşıyor. Artık kalınlığı 2 metreyi bulan karda can güvenliğimizi de düşünerek rotamızı daha fazla zorlamadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşümüzde artık dönüş vaktidir diyerek toparlanmaya başlıyoruz. Geri dönüş rotamızda düz ve yüksek bir ovadan geçerken hepimizin aklına tek bir şey gelmişti. Ve aklımızda kalmasın diyerek uygulamaya geçiyoruz hemen. Tüm ekip üyeleri sırayla 300 metre yukarıdan kayarken çocuklar gibiydik adeta. Ufak tefek kazalar yaşasak da kayak keyfimiz 1,5 saat sürmüştü. Hiç anlayanımız yoktu ama ne de çabuk geçmişti zaman. Unutamayacağımız bu güzel anların da sonuna yaklaşmıştık artık. Tuzla belinde bir partiyle sona erecekti yolculuğumuz. Zirve yapmanın keyfiyle bembeyaz karların yanı başında ateşlerimizi harlayıp başlıyoruz sucuk partisine. Ne kadar da bu güzellikleri ekranlarınızdan izleseniz de yaşanması elbette farklı. Çameli Dağcılık Kulübü olarak Çameli'nin güzelliklerini tam 60 farklı rotayla doğa ve spor turlarına katılarak yaşamaya davet ediyoruz sizleri. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan Pamukkale TV'ye, özellikle de Mehmet Ercan Bey'e ve eşi Emel Ercan Hanım'a ve bir teşekkür de Çameli Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'a. Tekrar hatırlatıyoruz. Hürrem'in kirpiği kadar güzel bir şehre, Züleyha kadar asil olan bir şehre, her dilde ve devirde güzel olan bir şehre, kimliğimde nişanım olan bir kente,
benliğime vurulmuş mühür olan bir kente, kilimlerde çile çile, ilmek ilmek dokuduğum, güneş yanığı yüzlerde, kıvrım kıvrım alın çizgilerinde yazgımı okuduğum bir kente, Çameli'ye davetlisiniz.